grubun güçlü iki takımıyla başlamak çok kolay bir hadise değil. İyi bir başlangıç yaptık. Özellikle ilk 45 dakikada tempo olarak, pozisyon olarak, düşündüğümüz gol vuruşları olarak, belki tam %100 olmasa da düşündüğümüz bir 45 dakika oldu. Tabii ki buradaki ana hedef bu gruptan çıkmak. Bizim de hedefimiz o. Akhisar gibi güçlü bir rakiple ilk maçı oynayıp kazanmak gruba başlangıç için fevkalade iyi. Tabii bir rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz. Gerçi çok geniş bir kadroya sahip değiliz ama bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Onu da yaptık. Geneli itibariyle iyi bir 90 dakika geçirdiğimizi söyleyebilirim. Benim göreve başladığımın tam 3. haftası bugün. 5 maç bıraktık geride. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Tabii önemli bir bölümü de saha dışı çalışmaları işgal ediyor. İçeride ve dışarıda elimizden gelen tüm zamanımızda bizi daha sağlıklı günlere getirecek, daha başarılı günlere getirecek çalışmaları yapıyoruz. 2 hafta sonra ligimiz kısa bir ara verecek. Şu andaki kadromuzu, ileriye dönük planlarımızı gerçekleştirecek kısa bir süremiz olacaktır bu dönemde. O günler için bugünden de, geldiğimiz günden beri de çalışıyoruz. Şu anda çeşitli yerlerde, çeşitli temaslarda olan arkadaşlarım görevde. Onlardan devamlı rapor alıyorum. Tabii ki kafamda bir takım şeyler var. Yani bir değerlendirme yapacağım. Galatasaray kendini hedeflerine taşıyacak. Hem kısa dönem hem uzun dönem kendini başarıya getirecek ileriye dönük yatırımları da içeren bir politika izlemek mecburiyetinde. Yaş vasatimiz ligin biraz üzerinde, bunu da göz önünde bulunarak hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda bu camiaya büyük hizmetler verecek nokta atışlar yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için çabalıyoruz. Taraftarımızın da benim de beklentilerimin üzerinde fevkalade olumlu yaklaşan bir başkan ve yönetim kuruluna sahibiz. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. En azından bu gösterdikleri çaba ve yol haritasında birlikte yürüdüğümüz için Galatasaray'ın en büyük başarılarında bizim tam ortağımız tribünlerdi. Bundan sonra da öyle olacak. Bu sıkıntılı dönem, bizim için gayet tabii sıkıntılı dönem olacaktır. İlk kez yaşamıyoruz, bunu defalarca söylüyorum ama bunlar hepsi aşılmak için vardır ve aşacağız. Bu tribünler takım başarıya giderken gene en büyük destekçisi olacaktır. Her zaman olduğu gibi. Dolayısıyla önümüzde asla ve asla sisli bir tablo görmüyoruz. Ben önümüzdeki dönemleri fevkalade iyimser olarak değerlendiriyorum ve böyle olacak. Bu girdiğimiz yolda her geçen gün zorlukları aşarak devam edeceğiz. Bunu defalarca yaşadık, yine yaşayacağız. Bunlar bizim için doğal, olağan şeylerdir. Neticede hepimizin amacı bir tek şey, bu camianın başarıya ulaşması. Dolayısıyla ortak yolda zaman zaman belki bazı sıkıntılar yaşanır. Bunlar çok önemli değil. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kupası hedefi olarak ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda bizim istifade etme şansımız olan tam bugün itibariyle 19 tane oyuncum vardı. Bunun 3 tanesi kaleci. Yani uzun yolculuklarda zaman zaman ihtiyaç olduğunuz sayıya ulaşamadığınız olabiliyor. Ama bunu tamamlayacağız. Bunu gerçek manada tamamlayacağız. Yani kadroda sayımız artsın diye değil. Galatasaray için Galatasaray hedeflerine yürüyecek bir kadroyu ortaya çıkartacağız.
Bu sadece bu yılı düşünerek yapılacak yatırımlar olmayacak. İnşallah gerçekleşir. Bunu gerçekleştirecek bir yönetime de sahibiz. Var mı arkadaşlar? Bir soru daha. Sırtını dönüyor. Böyle bir takımla siz nasıl, böyle bir taraftarla nasıl başarılı olmayı düşünüyorsunuz? Onu çok merak ediyorum gerçekten. Biraz evvel de söyledim. Yani zorlu bir dönemden geçiyoruz. İçeride dışarıda. Bunları hep beraber açtığımız onlarca örnek var. Gene aşacağız. Takım da zorluk yaşayabilir. Taraftarımız da zorluk yaşayabilir. Yani neticede biz buraya ayrı yollardan ama aynı amaç için geliyoruz. Aynı yerde buluşuyoruz. Hepimizin hedefi bir. Yani onu tam çözemedim açıkçası. Neden böyle oluyor? Çok fazla da üzerinde durmak istemiyorum ama birlikte yürüyeceğimizi çok net biliyorum. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayımız artacak, inancımız artacak, hedeflerimiz hiç değişmeyecek. Sıkıntılı bir dönem. Doğru söylüyorsun. Tabii ki hissediyoruz. Yani ben yani neticede orada yaşayan bir insanım. Futbolcularımla birlikte yaşayan bir insanım. Onların hangi psikolojide olduğunu çok çok iyi biliyorum. Bunları aşacağız. Hep birlikte aşacağız. Biz çalışarak, onlar yardımcı olarak, yönetim düşündüklerimize her konuda cevap vererek ki şu ana kadar bütün yaptığımız çalışmalarda gerçekten sonuca ulaştığımız zaman hakikaten hiç kimsenin şüphesi olmasın. Harika bir Galatasaray ortaya çıkartacağız. Bu da çok uzun bir süre almayacak. Son sorumuzu rica ederim. Hem sulayacağız hem bulacağız. İkisini birden yapacağız. Peki, teşekkürler. Teşekkürler.